Beyefendiler, hayırlı akşamlar, mutlu geceler efendim. Türkiye'den dünyadanla yine bir canlı yayında beraberiz. Yine sizlerle beraber bu güzel bir akşamda programımızı gerçekleştiriyoruz. Efendim, bu akşamki canlı yayın konuğumuz partiye dinamizm kazandıran, bulunduğu partiyi harekete geçiren ve partisinin üstündeki ölü toprağını kaldıran ve Türkiye'nin en büyük şehri İstanbul'la beraber ciddi bir atılımla sergileyen bir genç il başkanını konuk ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Sayın Oğuz Kağan Salıcı bu gece canlı yayın konuğum. Oğuz Kağan Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk Ziya Osman Bey. Nasılsınız? İyiyim, gayet iyiyim. Seçimleri kazanmaya hazırız. Telefonda konuştuğum zaman sesiniz çok heyecanlı ve dinamik geliyor. Ne zaman karşı karşıya gelsek yüzünüz hep bir gülümseme var. Evet. Galiba programın başında söylediğim gibi bir partide hareketlilik, bir dinamizm var gibi gözüküyor. Biraz var. Açar mısınız? Neler oluyor efendim CHP'de? Var. Hem partide bir hareketlilik var, hem de sokakta yurttaşlarımızdan gördüğümüz havada 89 kokusu var. 1989 yılında biliyorsunuz Sosyal Demokrat Parti, Sosyal Demokrat Halkçı Parti, SHP, İstanbul'da belediyelerin büyük bir kısmını kazanmıştı. Belediyelerin olan Nurettin Sözen olayı. Türkiye çapında büyük birçok başarı elde etmişti. O zaman seçimlere gidilirken Sayın Bedrettin Dalan anketlerde açık ara önde görünüyordu. Ama Nurettin Sözen 11 puan farkla İstanbul Belediyesi'ni almıştı. Şu anda havada 89 kokusu var. Bizim gördüğümüz bu. Sahada gördüğümüz bu. Bunu anketlerde görmüyoruz. Bunu siyaset dizayn etmek isteyen kesimlerin masalarında görmüyoruz. Ama bunu sokakta görüyoruz. Ben de sokakta olan bir insan olarak o gördüğüm tablonun getirmiş olduğu başarıya uzanan bir çizgiyi götürmeye çalışıyoruz. Evet. Şimdi Sayın Başkan, geçtiğimiz hafta beni davet ettiniz. Evet. Teşekkür ederim, sunuyorum. Sayın Mustafa Sarıgül ile beraber Ankara'da Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin bahçesinde ve yandaki büyük alanda yaklaşık 60-70 kişilik bir katılımla Türkiye Değişim Hareketi üyelerinin Sayın Sarıgül ile beraber CHP'ye katılım olayında imza attınız. Evet. Oradaydık. Bu pazarda, yarın değil öbürsü günde, teşekkür ediyorum gene nazik davetiniz için, Sayın Mustafa Sarıgül, CHP İstanbul İl Başkanlığı'na gelecek ve İl Başkanı ne yapacak? Artık CHP İl Başkanlığı'na yaptığı gelişi ve yapacağı neler olacak, onu bir ağzınıza alabilir miyim? Tabii. Sayın Sarıgül, Cumhuriyet Halk Partisi'ne sizin de bulunduğunuz o törende görkemli bir şekilde katıldı. Sayın Sarıgül'ün partiye katılmış olması Cumhuriyet Halk Partisi'nin gücüne güç katmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi'ne Sayın Sarıgül'den önce de katılan arkadaşlarımız vardı. İstanbul'da katılan arkadaşlarımız vardı. Evet. Türkiye'nin farklı yerlerine katılan arkadaşlarımız vardı. Bundan sonra da bu katılım devam edecek. İlk defa bir yerel seçimler öncesinde Cumhuriyet Halk Partisi'nde çok ciddi kesimlerden katılımlar oluyor. Ve insanlar karşılığında hiçbir şey beklemeden Cumhuriyet Halk Partisi'nin siyasette başarılı olması için, yerel seçimlerde başarılı olması için ciddi bir katkı sunmak için Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılıyorlar. Sayın Sarıgül'ün ve Türkiye Değişim Hareketi'ndeki arkadaşlarının Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılımı da bu çerçevede bize güç vermiştir. Ben kendilerine göstermiş oldukları duyarlılık için, Türkiye'nin içinde bulunduğu durumdan çıkmak için Cumhuriyet Halk Partisi'ni bir alternatif olarak gören ve bunun gerçekleşmesi için Sayın Kılıçdaroğlu'nun önderliğinde bu çalışmalara katkı sunan herkese, sunmak isteyen herkese teşekkür ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nde son dönemde ciddi bir hareketlenme var. Bu hareketlenmenin nedeni bizim 2014 Mart'ında yapılacak olan yerel seçimlere doğru gidişte partinin toplumun farklı kesimleri tarafından alternatif ve iktidarı almaya aday parti olarak görünüyor olmasından kaynaklanıyor. Bu hızlı bir geliş oldu. Hızlı bir şekilde toplum farklı kesimlerden insanlar Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılmaya başladılar. Onun için havada 89 kokusu var diyorum. Sayın Sarıgül Perşembe günü İstanbul Büyükşehir grubuna geldi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Büyükşehir Belediye Meclisi'ndeki üye sayısı 119'a yükselmiş oldu. Kendisi Büyükşehir'deki arkadaşlarımızla tanıştı. Onunla beraber 5 tane bağımsız Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi arkadaşımız Cumhuriyet Halk Partisi saflarına katıldı. Pazar günü de İstanbul İl Binası'na gelecek. Orada ilçe başkanlarımızla İstanbul İl Yönetimi'yle tanışacak. Ve bundan sonraki süreçte İstanbul İl Başkanlığı'nın ile beraber partinin hiyerarşik
yapısı çerçevesinde İstanbul'da evet. yapılması gereken, partinin başarılı olması için İstanbul'da yapması gereken konularla ilgili karşılıklı görüş alışverişi. Şimdi efendim birbirinden değerli adaylarımız var. Her parti bizim için evet. değerlidir. Her partinin adayları bizim için değerlidir. Beş tane şu anda olmadı. Dört tane resmi adayınız var. Sayın Sarıgül'ün başvurusunu bu cumartesi değil, bu pazar günü yapabilir. Yapabilir. Sayın Sarıgül bir adaylığı açıklaması yapacağı hakkında bir bilgi vermedi ama daha vakit var. Dolayısıyla pazar günü adaylığı açıklaması yapabilir. Onu bilmiyorum. Ama diğer arkadaşlarımızın adaylıkları ortada. Peki nasıl bir karar verecek? Merkez yoklaması mı yapılacak? Temayül yoklaması mı yapılacak? Üyelerle beraber bir ön seçim mi yapılacak? Öncelikle hem İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı için hem de İstanbul'un tüm genelindeki ilçeler için nasıl bir yol haritasınız, sahipsiniz, yol haritanız var efendim? Şöyle söyleyeyim, biz demokrasiye inanan insanlarız. Ben kendi evinde demokrasi kurallarına uyan kişilerin ya da partilerin Türkiye'ye demokrasi getirebileceğini düşünen bir kişiyim. Cumhuriyet Halk Partisi kendi içinde demokratik usulleri son dönemde özellikle son tüzük kurultayından sonra daha seri bir şekilde uygulamaya başlayan bir siyasi parti. Türkiye'de demokrasinin ve değişimin önünü açmaya çalışan bir siyasi parti. Demokrasiyi biz kendi içimizde uyguladığımız için evet. topluma da bu demokrasiyi vaat edebiliyoruz gönül rahatlığıyla. Aynı durum maalesef İktidar Partisi'nde ve diğer partilerde çok fazla söz konusu değil. Daha çok bir kişinin iki dudağının arasından çıkan bir siyaset yapısı söz konusu. Bunun da Türkiye'ye demokrasi getirmeyeceği, farklı toplum kesimleriyle pazarlıklar getireceği görünüyor. Getirdiği de görünüyor zaten. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığının nasıl belirleneceği konusunda evet. partinin genel başkanımız ve partinin yetkili kurulları söz sahibi. Dolayısıyla onlar iki tür tercih yapabilirler. Bunlardan bir tanesi anket yaptıralım. Var olan adaylarının arasında hangisi açık ara öndeyse o arkadaşımızı adaylaştıralım. Kemal Bey de bunu söyledi. Bir böyle bir yaklaşım var. Evet. İkinci yaklaşım, İstanbul'da partinin 200 binden fazla üyesi var. Cumhuriyet Halk Partili üye var. Bu Cumhuriyet Halk Partili üyelerin tamamıyla aynı gün 200 küsür bin kişiyi aynı gün sandığa taşıyarak bir demokrasi şöleniyle eğilim yoklaması da yapabiliriz. Buradaki karar Sayın Genel Başkanımızın ve yetkili kurulların hangisini tercih ederlerse biz İstanbul İl Yönetimi olarak o tercihe saygı duymak ve onu uygulamak durumundayız. Ama ben şöyle düşünüyorum, sonuç hangisi olursa olsun, yöntemle ilgili karar hangisi olursa olsun, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanacak olan adayı bu her iki yöntemden de çıkarabilir ve bunun sonucunda da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanabilir. Mesela en güçlü olduğunuz yerler, Bakırköy'de nasıl bir aday tespit olacak? Kaybettiğiniz Sultanbeyli'de nasıl bir aday tespit olacak? Evet. Bir bunlara girelim tabii. Efendim. Şöyle, İstanbul'da 39 tane ilçe var. Evet. Bu 39 ilçenin Sayın Sarıgül'ün katılımıyla 13 tanesinde Cumhuriyet Halk Partisi'li belediyeler yönetiyor. 26 tanesinde Cumhuriyet Halk Partisi muhalefette. AK Parti var 26'sında. Evet, AKP var. Dolayısıyla evet. bu 26 ilçede 17'sinde biz geçen hafta genel merkezde yapmış olduğumuz bir toplantıda 17'sinde eğilim yoklaması yapma kararı aldık. Bu şu demek, bu 17 ilçedeki 81.841 üyemiz sandığa gidecek. Evet. Ve kimi belediye başkan adayı olarak görmek istiyor ise onunla ilgili oy verecek. Biz buna eğilim yoklaması diyoruz. AKP'de temayül yoklaması deniyor. Temayül ile eğilim birisi Türkçe, birisi Farsça ya da Arapça kökenli bir kelime. Ama aynı aslında aynı anlama geliyorlar. AKP'de yapılan yöntem şu. O ilçedeki görevlilerin, seçilmiş kişilerin yani kadın kolları, gençlik kolları ya da ana kademedeki yetkililerin ve onların yedeklerinin oy vermesi sonucu bir şey yapılıyor. Bir yoklama yapılıyor. Anladım. İnsanlar oylarını kullanıyorlar. Sandık alınıyor. İl merkezine gidiliyor. Ve orada açılıyor. Buna açık, gizli oy, gizli tasdif diyoruz. Yani eğer oyları kapalı bir yerde sayıyorsanız sizin istediğiniz sonuç çıkar. Biz şunu yapıyoruz, yapacağız. 81.841 tane Cumhuriyet Halk Partili sandığa gidecek. Evet. Hiçbir sandıkta 300'den daha fazla Cumhuriyet Halk Partili oy kullanmayacak. 300, her 300 üyemize bir sandık açacağız. O ilçede oylar herkesin gözünün önünde açılacak. Orada sayılacak ve sonuçlar ilan edilecek. Doğrudan demokrasinin en güzel uygulaması. Peki. Onun dışındaki ilçelerde. Diğer ilçeler. 13 tane bizim belediyemiz olan ilçede. Anket yapılıyor genel merkez tarafından. Şunu açıkça söyleyeyim. Örneğin bir ilçede Cumhuriyet Halk Partisi %65 oy aldıysa,
O ilçede bizim belediye başkanımız, şu anda var olan belediye başkanımız, popülaritesi bizim partimizin almış olduğu oyun 10 puan ötesindeyse, yani %75 bir popülaritesi varsa, hiç kimse o belediye başkanımıza zın değişmesi için bir çaba göstermez. O belediye başkanımız orada kalıcıdır. Anladım. Çünkü partimizin oyundan daha yüksek bir potansiyele sahiptir. Var böyle belediye başkanlarımız. Var. Eğer partinin oyuyla aynı seviyede oy almış bir belediye başkanımızsa ya da daha düşük bir belediye başkanımızsa, o zaman ben şunu sorarım. Buyurun. Partinin oyu benim oyumdur. Yani Oğuz Kağan Salıcı'nın temsil etmiş olduğu İstanbul Örgütü'nün oyudur. Sen eğer benim partimin oyunun üzerine ekstra bir oy getirmiyorsan, ben seni neden aday göstereyim? Yerel seçimler kişilerin ön plana çıkma imkanlı olan seçimlerdir. Anladım. Dolayısıyla bu seçimlerde partinin oyundan daha fazla oy alabilecek, popülaritesi daha yüksek olan kişileri tercih ederiz biz. Partinin oyu orada %40 ise o %40 benim oyum. Yani benim temsil etmiş olduğum örgütün oyu. Bizim yapmış olduğumuz çalışmalar sonucunda partinin oyu oraya gelmiş. Evet. Eğer siz aday olmak istiyorsanız ben bu %40'ın üzerine kaç puan koyacağınızı öğrenmek isterim. Ve en çok oy alabileceğini düşündüğümüz arkadaşla seçime gitmeyi tercih ediyoruz. Bayan aday olacak mı İstanbul'da? Olacak efendim. Olacak. Seçilebildiği yerlerde, yani biz 25'e yakın belediyeyi kazanmayı hedefliyoruz. İstanbul'da bu 25 kazandığımız belediyenin içinde kadın belediye başkanlarımız olacak. Peki, şimdi Sayın Başkan, şunu merak ediyorum. Ben biliyorsunuz konuşuruz hep, sağ görüşlü bir insanım. Ama bunu yürekten söylemek istiyorum. Ne zaman İstanbul'a gelsem, haftanın 3 gün İstanbul'a geliyorum. Partinize bir canlanma var. Şimdi bir canlılık var, bunu net bir şekilde görüyorum. Ama bu Sayın Gürsel Tekin, Sayın Mustafa Sarıgül olayı değil. CHP il örgütünün çalışmasını görüyoruz. Bunun bu gerçeği yaslayamayız. Bu gerçeğin altını çizelim. Siz 33 yaşında tekstil işinizi bıraktınız. Bir sorumluluk olarak geldiniz. Ekibinizde görüyoruz. Sürekli bir hareketlilik halindesiniz. Bu akşam da buraya yine bir genç katılıma geldiniz. Geçen programımızda olduğu gibi. Nasıl geçiyor günler? Şimdi AK Parti ile aranızdaki, hani siz AKP diyorsunuz. AK Parti ile AKP ile aranızdaki yaklaşık 500 binlik bir fark var. 251 bin bir tarafa kayarsa o taraf seçimi alacak. Bu farkı kapatabilmek amacıyla neler yapıyorsunuz? Nasıl bir farklılık yapacaksınız? Size sadece soldan oy yetmez. Size sağdan oy lazım. Sağ görüşü insanların oy almak için neler düşünüyorsunuz? Ve Sayın Sabri Erbakan'ın CHP'ye katılıp Fatih'ten belediye başkanı adaylığına başvurabileceğine dair iddialar var. Bu şekilde siz bana program önce dediniz ki, Ziya Osman Bey dediniz, Fatih ile Eyüp'te korkunç derece güçlü dediniz. Dediniz efendim bunu. Dedim. Neler oluyor? Şimdi değerli dostum şunu söyleyeyim. Buyurun üstadım. Biz yanarak siyaset yapıyoruz. Dolayısıyla bizim bir dünya görüşümüz var. O dünya görüşümüzün Türkiye'de vatandaşlarımızın daha rahat yaşaması, Türkiye'nin daha güçlü olması ve daha adil bir şekilde bölüşmesi için ihtiyaç olduğunu düşündüğümüz için siyaset yapıyoruz. Kendimiz için siyaset yapmıyoruz. Ülkeye hizmet etmek için siyaset yapıyoruz. Dolayısıyla benim erken bir yaşta ticareti bırakmam, arkadaşlarımızın gece gündüz çalışıyor olması bu inançtan kaynaklanıyor. Ben Türkiye'de halisane niyetlerle siyaset yapan bütün arkadaşlarım, bütün partilerde değerli olduğunu düşünüyorum. Ülke için çalışan bütün arkadaşların değerli olduğunu düşünüyorum. Başka türlü siyasetten elde etmiş olduğu gücü kendi şahsi çıkarları için değerlendirme peşinde koşanların da hangi siyasi partide olursa olsun yanlış işler peşinde koşan kişiler olduğunu düşünüyorum. Anlıyorum. Şunu söyleyeyim. Siyaset kişiler üzerinden yapılmaz. Siyaset bir kişinin başarısı ve o kişi eğer başarılı olursa beni de o taşısın mantığıyla yapılırsa ekipler ya da hizipler halinde yapılmış bir siyasete dönüşür. Bizim anladığımız siyaset dünya görüşü üzerinden giden bir siyasettir. Biz fikirlere bağlılık duyarız. Biz kişilere bağlılık duymayız. Çok güzel. Şunu söylemek benim için çok zor değil. Sayın Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin başına genel başkan olduktan sonra partiye katılmış bir insanım ben. Dolayısıyla Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun partide bir değişim vizyonu yarattığını, onun önünü açtığını gördüğüm için, o sürece destek olmak için ben geldim, parti üye oldum. Kendileri takdir etti, ben il başkanı oldum. Sonra kongreden seçildim, il başkanlığım devam ediyor. Benim şöyle bir sözüm var. Ben 2 sene önce Sayın Genel Başkanımızla görüştüğümde İstanbul'u nasıl alacağımızı, kendi vizyonumu, kendi bakışımı Sayın Genel Başkan'a anlattım.
ve onun üzerinden bir görevlendirme yapıldı bana. Ben İstanbul İl Başkanı olayım, siyasi kariyerimde, özgeçmişimde iki tane de siyasi görev olsun diye İstanbul İl Başkanlığı yapmaya niyetli bir insan değilim. Bizim yapmak istediğimiz şey İstanbul'da sosyal demokrat belediyeciliği ortaya koyabilecek bir yapıyı koymak. Bunun için sadece Cumhuriyet Halk Partileri oyunu almak yeterli mi? Hayır değil. Cumhuriyet Halk Partisi'ne hayatında hiç oy vermemiş, belki vermeyi de düşünmemiş kesimlerin oylarını almaya başladığımız zaman evet, Cumhuriyet Halk Partisi iktidara yürüyor demektir. Şöyle düşünün, Cumhuriyet Halk Partisi'nin en parlak olduğu seçim, en çok oy aldığı seçim 1977 seçimidir. 1977 seçiminde de Cumhuriyet Halk Partisi %42 oy almıştır. Her türlü sıkıntıya rağmen %42 oy almıştır. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin vaat etmiş olduğu umut, Cumhuriyet Halk Partisi'nin sınırlarının dışına çıkmış, toplumun farklı kesimlerini kucaklamıştır. Evet. Biz bu seçimde onu yapmaya adayız. Bizim için insanların dili, dini, ırkı, cinsiyeti, mezhebi, inancı, bunlar hiçbirinin bir farklılık anlamında birini ötekileştirme ya da birinin diğerinden daha üstün olabileceği bir anlama gelmiyor. Biz herkesle gidip konuşuyoruz, herkesle tokalaşıyoruz, bizi uzatılan hiçbiriyle havada bırakmıyoruz. Peki Sayın Başkan, bir şey merak ediyorum. Hiçbir kimliğe karşı değiliz. Bütün değil, kimlikler bizim başımızın tacı dediniz, kucaklayacağız dediniz. Denilen şu: Sayın Sırrı Süreyya Önder, HDP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olur ise Kürt kardeşlerimizin oyunu alır, bu da CHP'nin oyuna olumsuz şekilde yansır iddiaları da var. Evet. Tam tersine Sırrı Süreyya Önder'in adaylığı AK Parti'ye oy veren Kürt kardeşlerimizin oyunu HDP'ye çeker şeklinde ifadeler var. Bunda ne yapacaksınız? Bir de Alevi kardeşlerimizin oylarında bir değişiklik olabilir mi? Yapılan anketlerde daha henüz CHP üzerinde ağırlıkları var ama nasıl bir yol izleyeceklere dair bir iddialar yok. Ve İstanbul'un 39 ilçesinde Sünnisiyle, Alevisiyle, Kürdüyle, Türküyle bir karışık adaylarla mı halkımızda çıkacaksınız? Çok merak ediyorum. Evet. Şimdi şunu söyleyeyim. Buyurun efendim. Bir insana baktığımız zaman Kürt, Türk, Alevi, Sünni görmüyoruz. Biz karşımızdaki insana baktığımız zaman dürüst, namuslu, liyakat sahibi, yönetici vasıfları olan iyi bir partili görüyoruz ya da bunları görmüyoruz. Onun üzerine bu arkadaşımızın bazı kimlikleri var tabii doğal olarak. Bu tabii, ülkede yaşayan herkesin barışık olduğu kimlikleri var. O kimlikler o arkadaşımızı zenginleştiren şeylerdir. Kimliği ne olursa olsun o bir zenginlik meselesidir diye görüyoruz. Dolayısıyla hiç kimseyi itip kalkma, ötekileştirme, bizden ya da bizden olmayan gibi bir ayrıma tabi tutmak bizim işimiz değil. Biz böyle bir dünya görüşünden gelmiyoruz. Böyle bir bakışla da ciddi bir problemimiz var. Ama şunu söyleyeyim. Toplumun realitesi bunlar. Bu toplumda Kürt kökenli yurttaşlarımız var mı? Var. Alevi yurttaşlarımız var mı? Evet. Var. Farklı kesimlerden, farklı etnik gruplardan ama Türkiye'nin birliği bütünlüğü için mücadele eden, bu ülkede yek vücut olabilecek, ülke bir tehdit altına girdiği zaman yek vücut olabilecek farklı kesimler var mı? Var. Bu kesimlerin eğer varlığı bir zenginlikse o zenginliğin siyasete aynen yansıyor olması gerekir. Bundan da kimsenin gocunmaması gerekir. Gelelim Sırrı Süreyya Önder. Evet efendim. Şimdi Sayın Önder benim hemşerim. Kendisi Adıyamanlı. Adıyaman, Adıyaman Besinliyim. Evet. Aynı zamanda Gaziantep doğumluyum. Dolayısıyla Sayın Sırrı Süreyya Önder'in HDP'den ya da BDP'den, şu anda HDP diye gözüküyor, yeni evet, kurulan HDP'nin üyesi, aday olması ya da olmaması bizim için şu anda değerlendirme dışı. Neden? O başka bir parti, başka bir partinin kimi aday gösterip göstermeyeceğiyle ilgili bizim herhangi bir şekilde tasarruf kullanmamız ya da onunla ilgili yorum yapmamız çok şık olmaz. Sayın Önder'in de Cumhuriyet Halk Partili adaylarla ilgili yorum yapması çok şık olmuyor zaten. Bu nedenlerden dolayı. Dolayısıyla eğer Sayın Önder adaylaşırsa biz oturup seçim kampanyamızı nasıl düzenlememiz gerektiği üzerine bir şey yaparız, bir çalışma yaparız. Ama şu andan bununla ilgili görüş beyan etmek ve bununla ilgili bir strateji ortaya koymaya çalışmak için erken olduğunu düşünüyorum. Az önce sağ görüşlü
Sabri Erbakan Bey'den bahsettiniz. Sabri Erbakan Bey'den bahsettiniz. Onu atladım az önceki soruda. Şunu söyleyeyim. Biz partimize daha önce kendisini başka bir siyasi yerde, başka bir siyasi partide ya da başka bir dünya görüşünde konumlandırmış ama bugün itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi'nin ihtiyaç olduğunu düşünen herkese bizim kapımız açık. Cumhuriyet Halk Partisi'nin programı ortadadır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin lideri bellidir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin programını ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin liderini kabul eden herkesle beraber biz yol yürürüz. Biz insanların nereden geldiğine bakmıyoruz. Biz insanların nereye geldiğine bakıyoruz. Şöyle bir örnek vereyim. Sayın Başbakan, Sayın Numan Kurtulmuş'u kendisiyle ilgili Has Parti'de genel başkan iken çok ağır ithamlarda bulunan Sayın Numan Kurtulmuş'u kendi partisine davet edip genel başkan yardımcısı yaptığı zaman toplumun bir kesimi, hatta genişçe bir kesimi bunu iyi bir siyasetçinin yaptığı bir hareket olarak okudu. Dışarıda olan ve AKP'yi eleştiren bir partiyi kendi partisine katarak o eleştiriyi ortadan kaldırıl diye düşündüler. Evet. Peki. Hatırlıyoruz. Aynı şeyi Süleyman Soylu için de yapıldı. Sayın Süleyman Soylu da daha önce Demokrat Parti'nin genel başkanıydı. Genel başkanıydı. Sonra genel başkanlıktan ayrıldı ve daha sonra AKP saflarına katıldı. Peki Sayın Başbakan bunları yaptığı zaman bu iyi bir siyasetçi davranış oluyor da Cumhuriyet Halk Partisi Sayın Sabri Erbakan'ı Sayın Erbakan ismiyle beraber anılan bir şahsı partiye davet ettiği zaman ya da o arkadaşımız partiye katıldığı zaman bu neden iyi siyasetçi vasıflarına denk düşmesin? Sayın Sarıgül Cumhuriyet Halk Partisi'ne katıldığı zaman neden bundan gocunsun insanlar? Ya da Sayın Zeki Kılıçarslan katıldığı zaman ya da az önce bahsetmiş olduğum Türkiye'nin gerçeği dediğim toplumsal kesimlerin önderlerinden, temsilcilerinden insanlar Cumhuriyet Halk Partisi'ne teveccüh gösterdiği zaman biz bundan neden gocunalım? Gerçek siyaset böyle bir şey. İktidar olmak istiyorsanız, partinizi büyütmek istiyorsanız kapılarınızı toplumun bütün kesimlerine açarsınız. Eğer açmazsanız muhalefette kalmaya devam edersiniz. Size bütün kapılar açık mı şu anda efendim? Açık efendim. Açık. Açık. Cumhuriyet Halk Partisi'nin siyasi programını kabul eden herkese kapılarımız açık. Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi iktidar olan bir parti değil. Ana muhalefet partisi iktidar olmak için çaba gösteren bir ana muhalefet partisi. Dolayısıyla bizim saflarımız o kadar geniş ki sıklaştırmaya hazırız. Peki. Sonuçta bir partinin il başkanısınız. Tabii ki partinizi dimdik ayakta olarak söyleyeceksiniz. Partiniz dimdik ayakta, ana muhalefet partisi olarak, İstanbul olarak söylüyorum sizin ifadeniz. Biraz evvel dediniz ki AK Parti'de bazı huzursuzluklar var. Ziya Osman Bey dediniz programdan önce. Evet. Var mı böyle bir şey? Var efendim. 11, bu bir iddia mıdır? 11. Şöyle söyleyeyim. Buyurun efendim. Benim bunları televizyon ekranlarından açıklamam ana muhalefet partisinin il başkanı olarak doğru olmaz. Siyasi nezakete uymaz. Her ne kadar arkadaşlarımız siyasi nezakete bizim göstermiş olduğumuz özeni göstermiyor olsalar da biz bu siyasi nezaketin olması gerektiğini düşünüyoruz. Siyasi partiler arasında. AKP'nin kendi içindeki en büyük huzursuzluklardan bir tanesi daha birkaç gün önce vuku bulan Sayın Bülent Arınç'ın yapmış olduğu açıklamalar değil midir? Gezi olayları sırasında Sayın Başbakan Kuzey Afrika'ya gittiğinde Sayın Bülent Arınç'ın yapmış olduğu açıklamalardan, Sayın Abdullah Gül'ün yapmış olduğu açıklamalardan, sakinleştirici, telkin edici açıklamalardan dolayı aralarında çıkan kriz değil midir? Bunların örgüt ayağında da yansımaları var. Bunlar belki şu anda AKP'nin medya üzerindeki o geniş hegemonyasından dolayı aleni bir şekilde tartışılamıyor olabilir. Ya da bunu birçok insan dile getirmekten çekiniyor olabilir. Ama bu onların var olduğu gerçeğini değiştirmez. Bir süreden beri İdris Bey, AKP milletvekili, çok açık, aslında satır aralarında güçlü eleştiriler yapıyor. Hükümetin izlemiş olduğu politikalarla ilgili. Evet. Örneğin dershanelerin kapatılmasıyla ilgili. Ya da örneğin başbakanın bu kızlı erkekli beraber kalıyorlar sözlerine ve öğrenci evlerine yapılan baskınlarla ilgili. Siz toplumun hayat şeklini değiştirmek için iktidar olmazsınız. Toplumu daha iyi bir noktaya götürmek için, daha refah içinde yaşatmak için iktidar olursunuz. Ve topluma bunun için söz verirsiniz. Ben muhafazakarım, istediğimi yaparım. Herkes benim dediğim gibi yaşayacak anlayışı Anadolu topraklarında binlerce yıllık devlet geleneği olan bizim gibi bir kültür için fazla ağır bir cümledir. Siz dediniz ya, ben Ana Muhalefet Partisi'nin temsilcisi olarak
iktidara fazla ifade kullanmak nezaketime sığmaz. Evet. Size o konuda dolayı takdir ediyorum. Hemen gelelim, biz yine CHP'ye geçelim. Evet. Trendimizin dışına çıkmayalım. Sayın Başkan, geçen bir an önce bizim programımıza geldiniz. Sağ olun. Evet. Ondan sonra ne gibi tepkiler aldınız? Yani Türkiye'den dünyadan Ziya Osman'a çıkan ve TGT Haber TV. Benim ismim biraz bazı insanlara batar ama nasıl bir sonuç aldınız? Onu hakikaten merak ediyorum. Ziya Osman Bey, ben çok olumlu tepkiler aldım. Şundan dolayı olumlu tepkiler aldım. Şimdiye kadar Oğuz Kağan Salıcı olarak, İstanbul İl Başkanı olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin, ben birçok televizyon programına gittim, birçok basın yayın organında röportajlarımız yayınlandı. Evet. Ama önemli olan şey, Cumhuriyet Halk Partisi'ne düzenli olarak oy veren ya da Cumhuriyet Halk Partisi'ni sahiplenen kesimlere ulaşmak değil. Bu önemli. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin dışındaki kesimlere de, Cumhuriyet Halk Partisi'ne hiç oy vermemiş kesimlere de Cumhuriyet Halk Partisi'nin sözünü ulaştırabilmek. Biz sözümüzü ulaştıralım, takdir vatandaşımızın. Vatandaş, ben Oğuz Bey'in dediklerini beğenmedim diye düşünebilir. Saygı duyarım. Evet efendim. Oğuz Bey'in dedikleri ilginçmiş diye de düşünebilir. İşte o zaman anlatmış olduğum şeyleri daha detaylı bir şekilde anlatabilmenin fırsatını yakalamak isterim. Dolayısıyla bizim olabildiğince geniş kesimlere sözümüzü ulaştırabilmemiz için uygun bir ortam şu anda yapmış olduğumuz program. Ve ben TGRT sadık izleyicileri olan bir televizyon kanalı. O sadık izleyicilerine ulaşmış olmaktan dolayı büyük mutluluk duydum. Programdan sonra çok olumlu tepkiler aldım. Bu bize gelen tepkiler. Umarım başka yerlerde de yurttaşlarımız bunu ifade etmişlerdir. Biz bundan büyük mutluluk duyduk. Peki efendim, sizi ne zaman görsek Sayın Sarıgül'le berabersiniz. Ankara'da gördük, İstanbul'da gördük. Üç kere gördünüz beni Sayın Sarıgül'le. Bir de geçen de Boğaz'da bir yemek yediniz galiba. Yok efendim. Orada Anadolu İslam'da yemek yok muydunuz efendim? Yok efendim. Siz... Peki. Gürsel Tekin Mustafa Sarıgül olayı. Tabii evet. Semih Hoca var, diğer aday adayı. Ali Başkan var ki Sayın çok değerli bir insandır. Sayın Celal Doğan var. Sayın Celal Doğan var. Can abi var. Can Ataklı üstadımız var. Şimdi Sarıgül Bey de aday olursa toplam 5 tane aday olacak aşağı yukarı. Ağırlık olarak Mustafa Sarıgül, Gürsel Tekin olayı. Gürsel Tekin Bey cenahında neler oluyor? O konuya girer misiniz? Bir polemik doğmasın diye sorar mısınız? Onu Sayın Gürsel Tekin bizim genel başkan. Ama bırakmıyor. Sonuna kadar devam edeceğim diyor. Hakkıdır. Yani şunu söyleyeyim. Cumhuriyet Halk Partisi demokratik yarışa inanan bir partidir. Bizim arkadaşlarımız kendi aralarında yarışabilirler. İlk yarış Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi içinde olur. Onlar birbirlerinin rakibidir. Hasmı değildir. O iyi ve güzele doğru olan bir yarış olarak biz bunu okuruz. Eğer onun dışında çıkan bir şey olursa parti kamuoyu ayıplar zaten. Dolayısıyla o demokratik bir yarıştır. O demokratik yarış devam eder. Bizim önemsediğimiz şey şu. Bu demokratik yarışın sonucunda seçimi kiminle kazanabileceksek ben onunla beraber yürüyeceğimi baştan söyledim. Neden? Ben bu iktidarın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki iktidarın artık silikleşmiş bir iktidar olduğunu, Türkiye toplumuna çok fazla bir şey vermediğini, İstanbullulara çok fazla bir şey vermediğini, 20 senelik iktidarın sonucunda hala trafik çilesinden bizi kurtaramadığını düşünüyorum, görüyorum, buna alternatif üretiyorum ve bu alternatifin başarılı olabilmesi için de yakasında Cumhuriyet Halk Partisi rozeti olan, seçimi kazanabilecek bir arkadaşımız arkası durmayı taahhüt ediyorum. Peki. Değerli izleyenler, bir reklam arası verelim. Daha sonra CHP İstanbul İl Başkanı Oğuz Kağan Salıcı ile en hassas ve en ilginç konuları konuşmaya, tartışmaya devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın efendim. Hemen al gitsin.com'un sunduğu Türkiye'den Dünya'dan devam edecek.